Abdullah Yıldız Kelime-i Tevhidin Gücü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de İslam'ı açıkça anlatmaya başladığı zaman onun daveti Kureyş ileri gelenleri arasında bomba etkisi yapmıştı. İmam Ahmed, Nese'yi, Tirmizi, İbn Cerir, İbn Şeybe, İbn Ebi Hatim ve İbn İshak'tan nakledildiğine göre Ebu Talip hastalandığında Kureyş'in ileri gelenleri bir araya gelerek aralarında istişare ettiler ve Ebu Talib'in yeğeni Muhammed'le kendi aralarını düzeltmesi için ona ara buluculuk teklif etmeyi kararlaştırdılar. Zira Ebu Talib öldükten sonra Resulullah'a dokunacak olurlarsa tüm Arap kabilelerinin onlara amcası hayattayken Muhammed'e dokunmaya cesaret edemediler.'' Ama Ebu Talib öldükten sonra ona saldırdılar diye hakaret edeceklerini düşündüler. Kureyş'in ileri gelenlerinden 25 kişilik bir heyet Ebu Talib'in yanına gitti. Heyette Ebu Cehil, Ebu Süfyan, Ümeyye bin Halef, As bin Vail, Esved bin Muttalib, Ukbe bin Muayt, Utbe ve Şeybe gibi ileri gelen kafirler vardı. Heyet doğruca Ebu Talib'in yanına giderek, her zaman yaptıkları gibi Resulullah'ı amcasına şikayet ettiler ve dediler ki: "Muhammed kendi dini üzerinde kalsın. Biz de kendi dinimiz üzerinde kalalım. O bizim dinimize karışmazsa biz de onu kendi dininde serbest bırakır ve kime ibadet ederse etsin ona dokunmayız. Ama o da bizim tanrılarımızı kötülemesin ve halk arasında dinini yaymaya çalışmasın." Kureyş müşrikleri İslam yayılmaya başladığı için telaşlıydılar. İslam'ın davetçisi şerefli, lekesiz bir geçmişe sahip, akıl ve ciddiyet bakımından tüm Kureyş'in en seçkin kimselerindendi. Onun sağ kolu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ise Mekke'deki ve çevredeki kabilelerin şerefli, dürüst ve zeki bir insan olarak tanıdıkları bir şahsiyetti. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi cesur ve güçlü kişiliğe sahip birinin de onlarla birleştiğini görünce tehlikenin boyutlarının büyüdüğünü anlamışlardı. Kafirlerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki bu konuşma hakkında kafirlerin İslam'ı onda bir eksiklik, yanlışlık gördüklerinden değil, kinlerinden, kıskançlıklarından ve körü körüne atalarını taklit ettiklerinden dolayı reddettikleri malumdu. Çünkü onlar kendi içlerinden bir peygambere tabi olmayı hazmedemiyorlardı. Bunun üzerine Ebu Talip Resulullah yanına çağırarak ona ey yeğenim kavmimizin ileri gelenleri bana geldiler. Onlar aranızda adilane bir anlaşmanın yapılarak bu çekişmenin sona ermesini istiyorlar dedi ve sonra yeğenine Kureyşlilerin teklifini iletti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise amcasına şöyle bir cevap verdi. Ey amcacığım ben onlara öyle bir kelimeyi teklif ediyorum ki bu kelimeyi kabul ettikleri takdirde onlara sadece Araplar değil tüm dünya tabi olur. Kureyş heyetine Efendimizin bu cevabı iletilince fena halde bozularak cevap veremediler. Böylesine makul bir teklifi reddedebilecek kelimeleri hemen bulamamışlardı. Fakat kendilerine geldikten sonra biz bir kelime değil bin kelime bile söylemeye razıyız ama o kelime nedir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kelime la ilahe illallah'tır diye cevap verdi. Bu cevabı duyar duymaz Kureyş heyeti aniden hiddetlenip ayağa kalktılar. O ilahları bir tek ilah mı kılmış diye söylenerek çıkıp gittiler. İbn-i Sad'ın tabakatına göre bu olay filan şahıs Müslüman olmuş, filan şahıs İslam'a girmiş şeklindeki haberlerin kulaktan kulağa yayıldığı ilk dönemde gerçekleşmiştir. Bu haberler halk arasında yaygınlaşınca Kureyş'in ileri gelenleri Ebu Talibe Resulullah'ı İslam'ı anlatmaktan vazgeçirmesi için peşi sıra heyetler gönderdiler. İşte bu heyetlerden birisi de yukarıda zikredilen heyetti. Bazı müfessirlere göre Hazreti Ömer İslam'ı kabullenince bu heyet Ebu Talibe gitmişti. Zira Hazreti Ömer'in Müslüman olması onları oldukça sarsmıştı. Hazreti Ömer Hazreti Hamza ve nicelerinin Müslüman olmasıyla İslam davası hızla güçlendi. Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde dünyanın iki büyük gücü Sasani, İran ve Bizans imparatorluklarını da yenen Müslümanlar Arap coğrafyasının çok çok ötelerine hakim oldular. İşte bu kelime-i tevhidin gücüydü. La ilahe itiraz cümlesiyle tüm sahte ilahların egemenliğine son verip illallah İkrarıyla gerçek özgürlüğü ikame eden müminlerin önünde hiçbir güç duramadı ve duramayacaktır.